Merhaba efendim, hoş geldiniz, sefa geldiniz, saygılar, sevgiler. Hem kanala hoş geldiniz, merhaba, hem de yeni sezonla birlikte kapağımıza da yansıtacağız inşallah. Merhaba Papara Park'tan diye kapağımıza da yansıttık. Yeni sezonla birlikte Trabzonspor'umuz yeni sponsoruyla birlikte hem de şöyle başlayalım o zaman. Bir yerde konuşuyoruz. Şimdi Trabzonspor'un hala şöyle bir tartışma olabiliyor yani diyelim. İşte efendim Şenol Güneş efsane mi? Şimdi bunu tartışmak abesle iştigaldir. Şenol Güneş konusunu efsane mi diye konuşmak bile bence amatörce bir düşünce. İşte efendim dünyanın neresinde görülüyormuş söyleyenler de var. Efsanesi başka takımda da oynamış da gelmiş stadyuma adı verilmiş. Ya stadyum ismi tartışılabilir. Ama zaten stadyum ismi zaman zaman sponsorlar aldığı zaman zaten otomatikmen değişiyor. Medical Park oluyor. İşte şimdinin olduğu gibi Papara Park. Efendim isim de değiştirilebilir. Ama sen bir ismi ama şöyle bir millet de olmuşuz. Tarihinden oynayan. Yani senin bir kulüp hafızan var. O kulüp hafızanı, tarihini silmek istiyorsun. Bunun anlamı da bu. Yani aynı şöyle anlaşmış. Şöyle bir şey var. Durumumuz var bizim. Millet olarak da. Mesela tarihi bir yerden başlatırız. Diğerleri atarız. Misal. Yani bir kulübün de ülkelerin de işte efendim bir kurumun da tarihi hafızası vardır. Kulüp hafızası, ülke hafızası, tarihi vardır. Ama bir yerden milat başlar. Ya öyle bir şey olur mu? Şenol Güneş bu takımın kuruluşundan beri var hemen hemen. Yani birinci, ikincilikte, ikinci ligin belirli bir kısmında başlayıp galiba yine. Yani başlangıcından beri hemen hemen yani 1967'yi demiyorum da 1966'yı hemen hemen yani şampiyonlukların zaten hepsinde var ve biz bu hafızayı ancak bunu Türkiye'ye has bir davranıştır hem de bizim Trabzon'a biraz kulübün hafızasını silmek. Adam bir yere gidebilir. Yani sen şimdi burada Avrupa'da da var Johan Cruyff Feyenoord'da oynamış. Ajax'ın en büyük efsanesi Johan Cruyff Arena. Yani böyle basit olaylarla zamanımızı, mesaimizi harcıyoruz. Yazık yani. Kulübü, stadyumun ismi değiştirilebilir. Zaten nitekim bir sponsor geliyor. İsmini koyuyor işte. Papara Park oluyor. Neyse. Ama sen bir kulübün kulüpte oynamış tarihi silebilir misin? Silebiliyorsan hadi buyur. İmkansız. Neyse. Dünkü maçla beraber başlayalım. Değerlendirmelerimiz değişik. Bizim daldan dala da atlayabiliriz. Bizim herhangi öyle bir konuya bağımlı gitme durumumuz da yok. Şimdi dünkü maç sezonun ilk maçı. Klopp Nuri tabi biz söyledik ki onu orada eskiden kaya kapmaca vardı ya videoların bazı. O kayadan bırakmıyorlar onu. O kayadan bırakmıyorlar. Klopp yapacaklar onu yani. Türkiye'ye yapar. Hala biz söyledik herhalde inadına orada o duracak yani. Başarısız dönemleri de oldu. Ama istikrar da istikrar yani. Avrupa'dan boy ölçeceğiz veya dünyayla. Neyse. Şimdi oyuncularda tabii takımda eksiklikler görülüyor. Ben şöyle fırsat transferi olabilecek onları ben hemen saptadım. Mesela öyle araştırırken mesela bir de şöyle 2022'deki şampiyonluk bazı şeyleri bizim ağzımıza böyle bir parmak bal çaldılar. Bana öyle geliyor. Şimdi Şenol Güneş oradan geleceğim. Adam ne yapsın? Şampiyon o kadar oldu. Hep çaldılar. Bir de herhalde biraz kafayı çalıştırdı. Dedi ki İstanbul'da nasıl olurum dedi. Buraya bir engel koymazlar. Şimdi bakın. Keşke 2022. Bak ben şöyle bir şey saptama yapayım. Trabzonspor'un 4 şampiyonluğunu çaldılar. 1 şampiyonluk verdiler. Hangisini istersiniz? Hem aralıklar iyi olacaktı. 1984. 1996, bak kaç yıl arayla Trabzonspor, o gelenek devam edecekti. 96, 2004, 2005 yine bir 8 yıl.
Öbür tarafta da 12 yıl. 2011 zaten hemen olacaktı. 6-7 yılda. 2020 9 yılda bak. Aralıklar 10 yıla yani bir 84-96'da aşıyor biraz. Şimdi burada hem de ne olacaktı kulübün? Ben çok önem buna atfetmiyorum ama hani en azından Türkiye'de bu kullanıldığı için ne olacaktı? Kulübün bir iki yıldızı olacaktı. 10 şampiyonluğu olacaktı. 10-11 şampiyonluğu olacaktı. Bakın şimdi bir şampiyonluk nedir mal oldu? Kulüp tamamen borç sarmalına girdi. Yanlış işler yaptılar. Belliydi bu yapacaklar. Çünkü bir kulübün futbol aklı bak biz sol bekten gidelim sadece. Biz videolarımızda söylüyoruz ya bir kulübün futbol aklı tamamen bir hocaya bırakılmaz. Abdullah Hoca mesela. Bir sol bek bulamadı ya. Bir sol bek getirdi. Onu da 3,6 milyon euroya aldırdı. Akşam yattığı topa bak. Kayıyor. Ya alamayacaksan Eren kardeşim. Ya sana bunu biri öğretsin ya. Alamayacağın topa niye yatıyorsun adam? Yani beceriksiz bir takım karşı takım atamıyor golü gitti. O artık o gol olması lazım. Kendi bile yani yattı aranın gittiği gibi Fener attığı gol gibi icabında misal. Karşısına adam çıktı neyse. Bak biz Yusuf Sarı şu anda harikalar yaratıyor değil mi? Biz onu Yusuf Erdoğan'a yine Abdullah hocamız aldı. Yusuf Erdoğan'la takas yaptı Yusuf Sarı'yı. Onu da sol bekte kullandırım diye. Bak İsmail Köybaşı benim hatırlamadığımda varsa. İsmail Köybaşı. Puhaç. Yusuf Erdoğan ve Eren Elmalı. Eren Elmalı'dan ümit var bir şekilde bekliyoruz. İnşallah. Çünkü o kadar para verildi. Bakacağız, göreceğiz. Yani düşünebiliyoruz. Bak bir mevkiden sadece bahsettim. Bak sadece bir mevki. Diğer taraflara da aldırdığı, beraber aldıkları oyunculara da bir bakalım. Lütfen Larsen. Şimdi onun için Trabzonspor çok büyük bir Caninli'ye zaten gelmiyorum. Geçen sene o zaman videodayım. Deniz kenarında bizim köyün altına yapıyoruz videoyu. Ya arkadaş bir kulübün futbol aklı ben olayım. Bakıyorum ki 2023 Canini bitiyor değil mi? Aman Allah'ım. Kebap, kebap. Kulübün futbol aklı olsa şunu yaparım. Dünyayı bir tararım. O Bamba bitiyor. 1996 Lille'de oynayan Bamba bitiyor. 2022'nin Temmuz'unda, Ağustos'unda gardımı alıyorum. Uzatmıyorum. Devam et Canini. Canini devam et. Burada Bamba var. Kontratı bitiyor. Arka taraftan, arka bahçeden önce bir ön konuşmamı yaparım. Ocak'ta da, Şubat'ta da imzamı attırırım Celta'ya gittiğine. 96 doğumlu bak, 96 doğumlu bir oyuncudan bahsediyorum. İmzamı attırırım. Neyi kurtarıyorum? Kulübün futbol aklı olsa. Bak Canini'den kurtardım. O aynı paraya Canini'nin zaten hadi hadi can atarak gelir. Celta da o parayı kazanamayacak bence. 2 9 ay sahalardan uzak kalacak olan hem de bir hocayı yine dinlemeyeceğim burada. Kulübün futbol aklı var ya Orsic gelmeyecek. Ne olacak? Diri, dinç, Jonathan Bamba'dan yararlanacağım. Bak sadece bir örnek veriyorum. Kulüp başka dağarcığında, verilerinde, veri bankasında başka oyuncu varsa bak 92 doğumlu Orsic, kıkırdakları her zaman dün bir çocukla yine Hollandalı'la görüşüyorum. 32 yaşında. O da çapraz bağlan amatör oynuyormuş. Ona da örnek verdim. Bize de abone ol demen. Dedim bizde de bir oyuncu daha Orsic geldi dedim. Bak hemen sakatlandı senin gibi. Böyle şeylerle koltuk değneklerinden geziyor. Bu ikinci defa şey yapıyorum görüşüyoruz. Tamam mı? Yani dedim nedir ya bu çapraz bağlar? Bir popüler bir şey oldu. Kurtuğa da dedi çapraz bağlara gitti falan konuştuk. Şimdi sen 92 doğumlu bonservis vermeden sen bu 2.400'ü icabında ona mı verdin Orsic'e? Ya 600-700 mi yıllara yay. Sen zaten mecbur alışıksın vereceksin yani. İmza parası vermeye alışıksın. Ya al gencini al ya. 4-5 yaş gencini al ya. Ve bize gidiyor Afrikalı kanat oyuncuları. Kanat oyuncuları bize gitti. Yattara, Vakayeme. Şimdi geleceğim. Ben şimdi dünkü maçtan sonra fırsat transferleri var. Bazı oyuncular var. Mesela başlayabiliriz. Orta sahada eksiğimiz var. Bir de şunu söyleyeyim. Parantez açıp şunu söyleyelim.
Bu geçen hafta pazar oldu. Bir yerde bunu ben söyledim, bunu söyleyeyim. Şimdi mesela Türkiye'de bir de doğru sandığımız yanlışlardan biri, doğru bildiğini sanan bir kesim var. Yanlışlardan biri de bu Benkoviç geldi ya, oyundan bağımsız ben iyi oynayıp oynamamaya diye şunu bir saptama yapacağım. Dediler ki ikincilikten oyuncu alınır mı? Allah'ın işine bak ki ne tesadüf. Geçen hafta Ajax, bak Ajax da işi doğru yapıyor diye demiyorum. Ama işte Ajax, ha bir de şu da var. La ne Ajax ne anlar futboldan diyen bir takım taraftarımız da bizim, o da olabilir bak. O da olabilir, o da vardır. O da vardır. Öyle çok bilmişler de vardır bizde. Gitti. Bak Allah'ın işi ne tesadüf ki geçtiğimiz pazar 6 Ağustos çünkü haber düşünce gitti, neydi adamın ismi? Medic. 98 doğumlu. Bizim Benkoviç de 97 doğumlu. Bak ikisinden iyi oyun oynama işini geç, bağımsız. Neyi anlatmak istiyorum? Adam şuna baktı mı, Ajax gibi bir kulüp. İkincilikten oyuncu alıyorum. San Pauli'den. Bizimki de daha Udinese'den oraya kiralanmış yani. Hadi ikincilik diyelim. Braunschweig. Bir de ne tesadüf ki. Milliyeti bile aynı. Hırvat. 98'de 3 milyon euro verdi. San Pauli'den. İkincilikten. Bundesliga'nın ikinci liginden. Gitti oyuncu aldı. Abi şu takım bir rahat bırakalım ya. Şimdi bazı oyuncular vardır. Biz bazen söylüyoruz. Oyuncuları rahat bırakalım diyoruz ama mesela bazılarına bakıyoruz. Hüseyin gibi, Serkan gibi. Olmuyorsa o da neyini bakıyoruz? Bir sürüyor, süreç var. 2 yıl geçiyor, 3 yıl geçiyor, 4 yıl geçiyor. Aynı yerinde olmayı bırak. Belki bir tanesi aynı yerinde de bir tanesi de geri gidiyor. Bu başka. Ama şu çocuklar daha yeni geldi. Ha almasın. İyi değilse almasın. Sherlock geldiğinde Sherlock'u kim tanıyordu? Vakayeme'yi kim tanıyordu ya? Ben Sherlock'a da ilk geldiğinde Sherlock muydu Vakayeme, bu kazma kim diyeni hatırlıyorum böyle ilk maçlarda. Bu 5. 6. hafta bir Galatasaray maçından sonra patladı o. Ben de İstanbul'da Küçükçekmece'de seyrediyorum. Galatasaraylı biri bir şey dedi. Görürüz dedim. Bir şey söyledim de maçın sonucunu gördük, 4-0. Onun için Trabzonspor önce bir rahat bırakalım. Ha, bu yanlışlar, tabii yanlışlar. Bir sürü yanlış yaptılar. Canin imzalanır mı ya? Koyta 3 yıl atılır mı ya? Bu var ya 2-2'nin 4 ettiği gibi bilinen bir şey ya. Çok basit bir şey ya. Ya Canini var ya. Canini 2 yıl uzatacağım ben daha. İşte bu ne? Kulübün futbol aklını hocaya teslim etmek. Bu olmaz. Bir sürü yanlışı var. Şimdi eğri oturalım, doğru konuşalım. Şimdi Abdullah Avcı bu yanlışları Başakşehir'de de yapıyordu. Robinho'lar, Arda'lar bir sürü oyuncu getirdi ya, aklıma gelmeyen. Gitti Bayiç'i getirdi şeyden. Udinese'den yine. Başarısız oldu. Senin elinde adam, yani nasıl diyelim onu, paranın tırnak içinde sabıkalı ya. Bu oyuncu seçemiyor bazen. Bazen diye bana göre değil, burada söylemek istemiyorum. %50, %60 seçemiyor. Seçemiyor abi. Senin bir kulübünün aklı yok mu ya? Çok basit bir şey ya. Şimdi bak şey yapacağım, isimler vereceğim. Şu fırsat olayında. Şimdi orta sahada bir adam eksikliği oldu. Mesela Bakasetas oradan geleceğim. Kontratı mı bitiyor? Çok zorlama kendini ya. Gitsin. Şimdi satıyor. Bak ne vereceğim? Orada dirençli bir adam lazım. Ve ilgimi çekti. Ben bunu geçen sene de istiyordum. Araştır. Adamları niye bırakıyor? Böyle 5 isim vereceğim. Kanatlara 2 tane. Göbekte 2 tane. Bunlar da boşta. Bunları bir kulüp almıyor şu anda. Fırsat transferi olabilir. Ya aşağıdan git. 700 bin euro mesela bu stoperlere söyleyebilirsin. Mesela şeyin birine, gencine yine 700-800 bin dersin. Öbür tecrübeli olana bir verebilirsin. Bir, bir buçuk arası. Bonuslarla beraber bir buçuğa çıkabilirsin. Mesela öbür orta sahaya yine boşta kalmış. Rem bunu niye bıraktı? Sakat mı? Şaka. Mesela öyle başlayalım. Ya arkadaş orada dirençli bir orta saha. Bak Kurbelis Türkiye'de ilk maçta şöyle bir şey göründü. Şu hoşuma gidiyor benim. Arkadan top çalma. Kurnaz olacak bir oyuncu. Gelecek takım 1-0 değil 2-0 öne geçiyor. Oradan topu çalabiliyorsa. Böyle 1-2 yapmak istedi. 1-2 yaptı, yapabildi. Başaramadığı oldu. Şu bu. Ama Korbelis'in yanına Şaka gibi bir Ren bıraktı. 2 yıl atmıştı. Kontratını 94 doğumlu.
rakamları yani kağıt üzerinden bu. Zayt'tan şeyden iyi. Mesela Zayt'tan iyi. O da 94'te onun. Ya Portekizli. Öbürü çok mesela Makuta mı ne? Seneye kontratı biliyor. Burada geçiş ayarla. Ya bunlar hep diyorum ya kulübün futbol aklı. Gel buraya. Sen zaten bir yıl yap icabında ya şaka lan. Ondan sonra Makut alanda aradan perde arkasından kontratın bitiyor. 2024'te seni alalım bonservissiz. Sen burada o da Portekiz liginde oynuyor. Ya burada geçiş dönemi 1 artı 1 veya kısa yap 2 yıl. Şeye gelelim kanat. Kim var? Mesela Fransız asıllı 2001 doğumlu bu çocuk galiba. Kolibali var. Stuttgart'ta şu anda bedelsiz çıktı. Sol ayak sağ açık oynuyor. Fırsat transferi olabilir. Alabilirsin. Az bu orta sahada bir adam buldum. Şeyde forvette adama Traore. Yine boşta. Niye? Bu adamdan anlaşabilirsin misal. Müthiş süratli bir adam. Bu adama parayı biraz dökebilirsin. Böyle 1-1,5 bandında gösterebilirsin bir şeyle. Yine azdan git. 2 artı 1. 96 doğumlu. Senin kanatlarında Vişça bal yapmayan arı. Biz zamanında söyledik ona 4 milyon euro verilmez. Onun değeri taş çatlasın 500 ile 1 milyon euro arasıydı. Onu 400 bin euroya almış, kullanmış. Posasını çıkarmış şey. Başakşehir sana 4 milyon euroya satıyor. Olmaz. Bizim söylediğimiz yıllar önce bedelsiz duruma düşen Loban ise yine şeye gitti. 94 doğumluydu o zaman. Bak uçtum kaçtım değil. Bedava bir oyuncu alıyorsun. Bedava bir oyuncu 1,5 milyon euroya Amerika Ligi'ne mi ne gitti. Bir de şu var şunu söyleyelim. Almami Toure var. Bu Monaco'dan o da şey süratli oyuncular bunların ikisi. Bunlar ilginç. Bir de Tuanzebe. Tuanzebe 98'li galiba 97'li mi ne? İkisinin de süratli oyuncular bunlar. Toure Monaco'dan şeye gidiyor boşa çıktı şimdi Frankfurt 750 bin euroya işte zamanında bundan 2018'de mi 2017'de ne? Şu anda boşa çıktı 1,83 Edgar Yeh'den bile çabukluğu daha fazla görünüyor verilere göre kağıt üzerinde. Sakatlığı var mı? 96 doğumlu. Tuanzebe de bildiğiniz gibi Trabzonspor'un da bir ara yazıldı çizildi galiba. O da tam yine Tuanzebe. Yine size şey olsun diye tam ismini yazamadık. 97 ya da 98'de o da boşta. Onun sürati de iyi. Ya böyle fırsat transferi. Bunlar kulüpsüz görünüyor şu anda. Böyle fırsat transferi yapabilirsiniz. Dünkü maça gelirsek Trabzonspor iyi bir başlangıç yaptı. Ha ben şunu istiyorum. Mesela Mehmet Can Aydın gibi oyuncular inşallah takımım monte olur. Orada orta sahada bu sefer bence mesela böyle ben bir isim verdim. Kulübün ya biz bir amatör bir şey söylüyoruz. Sen kulübün data bankası futbolcularla ilgili veri bankası daha geniştir. Ama şaka şu anda boşa düştü. Bu adam sakat mı? Niye boşa düştü? Böyle iki futbol orta sahada iki yönü oynayabilen box to box oyuncu Lille'de Yusuf'la beraber şampiyonluk yaşadılar. Burak falan. Başka oyuncu varsa amenna. Ama dediğim gibi bu arada bir şey söyleyeceğim. Mesela Santrafor'da bile senden çok para istiyorsa Petkovic'e hatta geçen şöyle bir rüya gördüm. Video biz arada yapmadığımız için Kalinic'i rüya ile son uyuma arası mı neydi? Şey gördüm. Diyor ki Kalinic diyor Olcay diyor bize bak bir örnek diyor gidip diyor santrafor diyor başarılı olamadı yani bize bir şey mi geldi bir yerden. Onun için Petkovic hususunda acele etmeye gerek var mı? Elinde Gomez varken böyle pahalı 4-4,5 milyon euro kazanıyor diyorlar. Eğer elimde böyle bir değer varsa ben böyle futbolu bırakmış yine ben buldum. Şey olabilir. Yine bak sözleşmesiz oyuncular diyor. Böyle bir yıl, onun 2024'te bitiyor ya. Hani onu almak istiyorsa hoca. Bak, mevki, forvet, tüm pozisyonlar değil ne yapalım? Santrafor, Diego, misal yani atıyorum yani. Yaşlı böyle bir yıl kontrat yapabileceğin. Hani Antalya'ya Eto geldi ya. Mesela böyle.
Bak kimler var? Mesela Morelos da var şeyde. Glasgow'da kontratı bitti. Kolombiyalılar ama tabii şey gibi, Castillo gibi, Teofilo Gutierrez gibi şeyde, hele Gutierrez havaalanında uyuyor Trabzon'da. Bu Kolombiyalıların da kafa kırıklığı var yani. Oradan bir, mesela Diego Costa sakatlığı var mı? Hani geçiş dönemi için bir yıl, bir yıl. Misal atıyorum. Mesela Diego Costa'yı gördüm 88'li. Böyle geçiş dönemi için Gaziantep hatta yazıyor. Wolverhampton'a Gaziantep yüzde ne yapıyor? %44 transfer olasılığı yazıyor. Mesela atıyorum. Tamam mı? Morelos da var. Morelos. Santisina bu Celta'nın santraforuydu galiba. Mariona Diaz. Igalo. Igalo neredeydi? Bu da bir ünlü. Ama 34 yaşında bu. Igalo en son nerede oynuyordu? Misal. United'lara kadar da gitmiş zamanında eskiden. Petkovic'te böyle sıkıntı varsa çünkü kulübün külfeti maliyet açısından parasal açıdan sıkıntıları daha çok olur böyle. İşte elimde Gomez var. Onu satmadıktan sonra çok lüks bir olay olur. Trabzonspor orada bence bir yıllık böyle yaşlı bir santrafor şartta değil alırsa Gomez'i satmadıktan sonra Petkovic ama dediğim gibi böyle bir rüyada gördük. Kalinic diyor işte Atletico Madrid böyle Hırvat santraforlarla ilgili bir şey mi biz işte Wolfsburg'a gitti, Almanya'da bir yere gitti. Blackburn Rovers'a gitti. Öyle başarısız bir dönemi var. Onun için Trabzonspor burada Gomez'i elinden tekrar ediyorum çıkarmadıktan sonra böyle bir şeye girmemesi lazım. Ama dediğim gibi bak burada Kolibali fırsat transferleri böyle 5 isim yazdım. Bunları inceleyip sık dokuyup bakacak arasından nereye ihtiyacım var. Mesela ben burada Şeka'yı düşünürüm yani. Konuşurum. Bunu Ren bundan 2-3 yıllık bir imzalamıştı. Neden böyle kontratını bir anda feshetti? Boşta şu anda. Sakat mı? Nedir durum? Bunu bir araştırın. Bunun bir araştırmasını yaparım. Burada yine Adama Traore durumu ne? Zaten 90 doğumlu, seni 34 yaşına bir yılı kalıyor kontratı. Seni sahada bir iyi bir adama ihtiyacın var böyle adam eksilten. Dünkü maçla ilgili bir de şunu söyleyeceğim. Bakasetas orada bir zayıf karın oluyor orta sahada. Abdülkadir Ömür mesela böyle bir dirençli bir adam almış olsan Bakasetas'ın kontratı bitse bile onların önüne Abdülkadir Ömür'ü her zaman atarsın o zaman. 10 numara önde oynar. O ikisi süpürür her şeyi her şekilde. Mesela Abdülkadir Ömür mesela Gökdeniz gibi, Fatih gibi özellikle mesela Gökdeniz gibi veya skora katkısı olmadığı zaman çünkü şey santrafordu Fatih oraya o kadar ondan gitmiyorum. Şimdi vuruyor skora katkısı olmadığı sürece o zaman iyi olmuyor yani. Trabzon altyapısından gelen Trabzon kökenli oyuncular veya o civardan gelen oyuncular skora da katkısı vardı. Mesela bir o gün de orta saha geri defansta oynadığı halde skora katkısı oluyordu. Ama işte Abdülkadir Ömür de bunu kaçırıyoruz. Hani bir form durumu var olacak gibi ama skorda yine vuruyor. Mesela şimdi şeyin özetini seyrettim. City ikinci golü Haaland'ın geliyor ya. Bizde mesela tam tersi. %90-99 arası gol olacak diyorum. İkinci gole vururken. Ama aynı pozisyon Abdülkadir Ömür'e gelsin. %10 gol olacak diyorum. İşte fark bu. Avrupa ile fark bu. Bakış açısı hem de. Nedir? Adamlar Ajax her doğruyu yapıyor diye bir şey yok. Hatta bizim grupta söylediğim oyuncuyu da alıyor. Öbür Hırvat'ı da alıyor Dinamo Zagreb'ten galiba. O da dün haberlere düştü. Ya belli yani dün haberleri gördüm ben daha doğrusu. Stalo Dinamo Zagreb'te 20 milyon euro veriyordular galiba bonuslarla beraber teklifi 25 milyon euroya kadar çıkardılar. 2000 doğumlu 1.90 bir Hırvat daha alıyorlar. Yani burada kimse demiyor ama Hırvatları doldurdu. Neyse yani olur. Bizde maalesef böyle eleştiri kültürü, itiraz kültürü bizde daha çok açık, yapıcı. Bir şeyi yapalım yapma yok hep yıkma işte ikincilikten topçu mu alınır Ajax alıyor işte
hem aynı hırvata alıyor hem de San Pauli'de aynı ligden alıyor. Yani anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az. Trabzonspor en azından 1-0 bizim olsun misali 1-0'la başladı. 3 puanla başladı. İyiydi bu yönden. Ama tabii oyun içinde eksikler var. Defansta Benković kafa toplarında iyi. Defansımız şu an bu sene hava toplarından iyi işler yapılacak galiba. Özellikle bu sefer kornerlere Abdülkadir Ömür görünüyor. Böyle değişik bir kesme tarzı var sanki. Hayırlısı olsun Abdülkadir Ömür'ün inşallah yılı olur. Biz Trabzonlu çocukların iyi olmasını istiyoruz ama kendisini geliştirecek. Ama şöyle çok uçmadan kaçmadan dediğim gibi bir orta saha benim alacağım. Bir orta saha sanki göbek çok sırıtmadı şu anda göründü. Mehmet Can Aydın durumuna göre iki taraf Manafa dediğimiz oyuncu bu arada La Liga'ya gitti. Granada'ya bir yere transfer oldu. Sanki bir kanat. Orada var ya her zaman Trabzonspor'un başarılı yılları. Bu arada ikincilikten topçu alınır mı? Bir de şu da geldi aklıma. Biz İskender abi İsko'yu Şekerspor'dan aldık. Hem de lige iki tane damga. Biri sol açık oynuyordu. Şekerspor'dan biz aldığımız zaman İskender Güneni. Rahmetli Selçuk abi de Selçuk Yula da Şekerspor'un sağ açığıydı. Biri Fener'e damga vurdu Türk futbolunda. Biri de Trabzonspor'a. Öyle ikincilikten topçu mu alınır? Bu mu alınır? Bu alınır. Bunları geçin. Gidersin topçu iyi olsun. Üçüncülükten de alırsın. Üçüncülükten gidersin topçu alırsın. Bu da aklıma geldi. Böyle bir şey söyleyelim. Ben şöyle fırsat transferi olarak dünkü maçtan sonra hemen notlarımı aldım. Bu 5 oyuncudan en az 2, max 3'ünü hiç kaçırmam. Koulibaly şuradan birini seçerim. Koulibaly Adama Traore. 2001 doğumlu bu çocuk sol ayak. Sağ açık oynuyor. Tekniği İskender abiye de benziyor. Böyle çok teknik bir oyuncu. Hafif suratı var. Almami Toure. Eintracht Frankfurt'ta sözleşmesi bitti. Tuan Zebe. Bunlardan birini seçerim. Arkaya olursa. Onu unuttum. Bunların bir özelliği de üçlüde oynuyor bunlar. Üçlüde sağ bekte oynayabiliyorlar. Evet. Toure ve Tuan Zebe bunların özellikle Toure sağ bekte oynayabiliyor. Ve Şaka. Evet. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.